bana bak lütfen. Gözlerini aç bana bak. Lütfen. Yalvarırım aç gözlerini. Ah, şükürler olsun. Yaşıyorsun. Birileri geliyor. Ya adamlarsa? Harika Hanım, istediğiniz belgeleri getirdim muhasebeden. Beklettiğim için özür dilerim. Yarım saattir muhasebe departmanındaydım. Ancak toparlayabildiler. Siz iyi misiniz? Bir sorun mu var? Bizi.
Aykın Hanım, gerçekten hiç iyi görünmüyorsunuz. İsterseniz siz bir odanıza geçin, ben bir doktor çağırayım. Yok yok, hayır. Doktor falan istemiyorum. Ama iyi görünmüyorsunuz. Ben eve gideyim, kendime gelirim. Sen bugünkü toplantıları iptal et, bana yeter. Sonra sen de evine git. Peki nasıl isterseniz. Ben bu dosyaları bir odanıza bırakayım. Yok. Bırakma. Masamın üzeri zaten çok dağınık. Şimdi iyice dağılmasın. Ölmemiş ol. Yalvarırım sana, ölmemiş ol. Giremem ben. Ölürüm ben. Yaşayamam size, ne olur. Olur ölme. Uyan. Bak ne olur uyan. Her şey senin yüzünden. Olaylar bu raddeyi senin yüzünden geldi. Sen delirttin beni. Her şey senin yüzünden oldu. Şimdi ölemezsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bakıyorum da çok gayretlisin. Şimdiden hep bir yol aldın evlat. Elimden kayıp geçen zaman telafi etmeye çalışıyorum usta. Telaşım da bu yüzden. Çünkü benim bekleyecek ya da erteleyecek zamanım kalmadı. Bunun bir an önce sahibini bulması lazım. Ve bu sefer bunun ucunda anahtar da olacak. İnşallah Kenan oğlum. Bu sefer gönlüne göre olsun. Ah!
Alo. Size bir teklifim var. Temizlik işi. Karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Geldiğinde çok kan kaybetmişti. Kan takviyesi yaptık. Ayrıca tetanoz aşısı da yapıldı. Şu an durumu stabil. Ama bir süre müşahede altında kalması gerekiyor. Ama korkulacak bir şey yok. Şayet kurşun çıkarılıp yere dağlanmamış olsaydı eşinizin hayatta kalması söz konusu olmazdı. Şu an buradaysa sizin sayenizde. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Siz de ayağınızı sardırın lütfen. Bize bağışladı. Sesimi duydu. Pes etmeyeceğini biliyordum. Bırakıp gitmedin işte. Gitseydin her şey darmadağın olurdu. Biliyordum. Aliço için, herkes için. Benim için. Ben kimseyi geride bırakmam demiştim. Uyandım. Allah'ım sana çok şükür. Ben hemen hemşireye söyleyeyim. İrem. Küçük Bey'i konağa bıraktım İrem. Bunlar da telefonlarınız arabada kalmıştı. Tamam, teşekkürler. Afife Hanımlar da geldiler. Ama önce Orhun Bey'in sağlık durumu için doktorla görüşmek istediler. Birazdan burada olurlar. O uyandı zaten. Çok sevindim. Orhun Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. Canım benim. O kadar korktuk ki sizin için. Ama şükür ki hepiniz iyisiniz. Bir kendini bilmez yüzünden başımıza gelenlere bak. Oysa herkes kendi haddini bilip olması gerektiği yerde olsaydı bunların hiçbirini yaşamazdık. Sen annemi aldırma. Aliço'yla abime bir şey olacak diye o kadar korktu ki. Her zamanki Afife Demirhan'ın tavrıyla birini günah keçisi ilan edecek. Sen de biliyorsun artık onu. Doktorla konuştum. Abimin hayatını sana borçluymuşuz. Artık sadece hayat arkadaşı değilsin. Aynı zamanda sana bir can borcu da var. Öyle deme. O iyi oldu ya, önemli olan o. Nasıl olduğunun bir önemi yok. Canım benim. Senin için de çok zor olmuştur eminim. Şimdi nasılsın? Bir şeye ihtiyacın var mı? Dayan, ne olur.
Gidemem buradan. Sensiz gidemem. Hayır. Hayır. Gözlerini aç. Bana bak. Gözlerini aç lütfen. Lütfen aç gözlerini. Ölme. Yalvarırım ölme Karlıha. Sana ihtiyacım var. Yok, bir ihtiyacım yok. Abin uyandı, seni görmek ister. Gir istersen. Sekreteri gönderdim ama dikkat çekmesin diye diğer çalışanları göndermedim. Onlar da mesaileri bitince çıkarlar zaten. Hava karardıktan sonra da çıkartırsınız. Ofis boş olsa da kameralar var. Onları ne yapacağız? Ofis boşalınca kameralar kaydı durduracak. Merak etmeyin. Ceseti götürüp ormanda bir yere gömmemizi istiyorsunuz değil mi? Yanlış olmasın da. Evet. Paranın kalanını da o zaman alacaksınız. İş bitince. Neyse, ben daha fazla durmayayım. Gideyim, siz gerisini halledersiniz. Ortalığı güzelce temizleyin. Hiçbir delil kalmasın. Merak etmeyin, halledeceğiz biz de. Bizi çok korkuttun oğlum. Ama işte Orhun Demirhanlı yine her zamanki gibi bütün zorlukların üstesinden gelip kaya gibi sapasağlam yanımızda. Bu kabus bittiği için o kadar mutluyum ki. Aliço nasıl? Çok korkmuş haliyle ama şimdi güvende olduğunu biliyor. Toparlanacak. Halis ablayla Gülnur yanındalar, merak etme. O kadar dua ettim ki senin için. Çok şükür dualarım kabul oldu. Bir daha bizi bu kadar korkutma, olur mu? İnşallah. Sakin, huzurlu bir hayatımız vardı. Hiç böyle şeyler yaşamazdık. Şimdi ise başımız beladan kurtulamaz oldu. Üst üste yaşamadığımız badireler kalmadı. Umarım buna sebep olanlar bedelini öder. Hiç merak etme anne. Bunu yapan her kimse illaki bulacağım. Bulduğum zaman da hak ettiği cezayı keseceğim. Bir de iyi tarafından bakmak lazım. Evet, büyük bir olay yaşadık. Ama bazen zorluklar insanın elindekinin kıymetini daha iyi anlamasını sağlıyor. Geleceğe dair daha net kararlar almasına vesile oluyor.
Bayağı da genç bir kadınmış. Ya kardeşim bırak şimdi yaş piyangosu yapmayı da hadi arabaya gidelim çuhalıyı alalım. Hemen sarıp salmalayalım şunu, kimse gelmeden çıkalım buradan. Tedbir olmakta fayda var. Oğlum boşuna heyecan yapıyorsun. Harika Hanım'ı duymadın mı? Kimse gelmez dedin. Kardeşim bırak şimdi alalım sen. Hadi hava kararmadan çıkmamız gerekiyor. Kalk hadi yürü. Dönüşünüz şölen tadında kutlanacak Orhun Demirhanlı. Halis abla şimdiden hazırlıklara başlamıştır. Karşılama sofrasında kaç çeşit olur Allah bilir. Ne oldu? Rahat edemedin mi ben yastığım? Dur dur ben hallederim. Nasıl? Daha iyi mi? Burada beklemenizin bir anlamı yok. Gördüğünüz işte gayet iyiyim ben. Eve gidin. Ali'nin benden daha çok ihtiyacı var. Onun yanında olun. Haklısın oğlum. Biz gidelim, sen rahat rahat dinlen. Sana özel bir hemşire tutacağım. O ilgilenir seninle. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Yani bence de Hira varken başkasına ne hacet? Yaşadıkları tüm zorlukların arasında kocasının hayatını kurtarmayı başarıp gözünü bir saniye bile ayırmamış ondan. Şimdi nasıl olur da bir yabancıya emanet edebilir ki onu? Edemez. Yok öyle değil. Ama ben kalabilirim. Yani sakıncası yoksa. Ben kalırım Orhun'un yanında. Yani sen de dinlensen iyi olur Hira. Sonuçta bu yaşananlar senin için de çok kolay şeyler değil. Kim ne derse desin. Yine de ben işin ehlinden yanayım. Hemşire daha iyi olur. Hemşire falan istemiyorum. Kimsenin yanımda kalmasına da gerek yok. İyiyim ben, uzatmayalım. Tamam oğlum. Sen nasıl istersen öyle olsun. Biz gidelim o zaman. Sen de rahat rahat dinlen. Kendine iyi bak. Sen de bir an önce ayaklan. Elçoyu da merak etme. Sen de git. Ben kalayım. Belki bir şeye ihtiyacın olur. Yani belki ihtiyaç duyarsan yani. İstersen. Ayağın nasıl oldu? İyiyim. Acımıyor. Gösteririm ama bir ara. Burada kalabilirsin ama bir şartım var. Ayağını hemen şimdi gidip göstereceksin. Peki. Thank you.
Nasıl olduğunu merak ettim. O yüzden aradım. Misin? Ne dedi doktor? Ciddi bir durum yok değil mi? Yok. Ufak bir incinmeymiş sadece. Otursana. Ayakta durma. Gidebilirdin. Gitmedin. Neden? Belki bir şey lazım olur. Yani tek başına zor olur diye düşündüm. Şimdiden bahsetmiyorum. Kulübede. Neden beni bırakıp da gitmedin? Oysa sana Ali'yi de alıp gitmeni söylemiştim. Kendini de Ali'yi de riske attın. Ya Ali'ye bir şey olsaydı? Ali iyiydi. Bir şey yoktu. Ama sen yaralıydın. Daha kötüsü olabilirdi. Allah korudu. Serum, ben hemşireye söyleyeyim, serumu yeniriz. Serum bitmemiş. Bana bitmiş gibi geldi de. Ölmemiş mi bu? Ne lan? Bak Resim. Nabzına bak. Atıyor mu? Çok zayıf. Durdu duracak. Resim ne yapacağız şimdi? Harikan'ı mı arayalım mı? Bir haber verelim ha? Boş ver be oğlum. Ortalığı karıştırıp da nasibimizden olmayalım. Öldürecek zaten eli kulağında. Ormana gitmeden kesilir soluğu. Doğru söylüyorsun. Bir daha bu kadar parayı nereden bulacağız değil mi? Yani. Hadi.
Teşekkürler. Sen de. Bursa'm görüntülü arıyor. Aliço, canım. Aliço sizi görmek istedi. Bak, dayın da burada. Kahraman Demirhanlı. İyi oldu aradınız. Ben de seni görmek istiyordum. Nasılsın, iyi misin bakalım? İyiyim sen? Ben de iyiyim. İnsanın senin gibi mücadeleci bir yeğeni olur da nasıl iyi olmaz? Anlattın mı teyzene nasıl yolunu bulduğunu? Anlat o zaman da öğrensin. Ben de gelince sana pusula kullanmayı öğreteceğim, tamam mı? Tamam. Hira, seni göremiyoruz. Olmadı, biraz daha yaklaşır mısın abime? Böyle nasıl? Çok güzel oldu. Sakın kıpırdamayın. Abi, Aliço bana bir efsaneden bahsetti. Sen anlatmışsın. Karlıhan efsanesi. Anlattım, evet. Aliço devamını da dinlemek istiyormuş. Anlatırım. Ama konağa dönünce. Vallahi ben de merak ettim şimdi. Mutlu mu bitiyor? Bari onu söyle. Sürpriz. Gelince öğrenirsiniz. Aa, olmadı ki ama böyle. Sadece tek bir ipucu istiyoruz. Mutlu mu bitiyor sonu? Evet dayı, söylesene. Olmaz. Bekleyeceksiniz konağa gelince. Hadi sonra görüşürüz. Görüşürüz. Sen yemeğine devam et. Sağ ol. Efendim Harika Hanım. Ne
çıktınız? Kimse gelmeden çıkabildiniz mi ofisten? Oo, çoktan çıktık. Kimseler görmedi, için rahat olsun. Güzel. Şimdi neredesiniz peki? Orman yolundayız. Tamam. İş bitince haber verin. Elinizi çabuk tutun. Anlaşıldı. Hoş geldin usta. Hoş geldin Nez. Otur kızım otur, rahatsız olma. Yok olur mu öyle şey? Duydum bayağı canım sıkıldı ama çok şükür seni iyi gördüm Demirhan. İyiyim. Çay içersiniz değil mi? Valla. İçer içer. Zahmet olacak. Neler gelmiş böyle başınıza oğlum? Maalesef. Ama geldi gitti. Ne yalan söyleyeyim, çok daha fazla öfkeli beklerdim ben seni ama sen bayağı bir sakinsin. Hayırdır? Hayır usta, hayır. Böyle büyük bir olay yaşayıp ölümün kıyısından döndükten sonra insanın gözündeki perde kalkıyor. Ne demişler? Her şerde bir hayır vardır. Seninki de o hesap demek. Benden boşanmak istediğinde çok öfkelenmiştim. Aslında öfkem ona değil, kendimeydi. Öyle yetiştirildik biz. Ama bitti. Bundan sonra böyle olmayacak. O nasıl mutlu olacaksa ben de öyle yapacağım. Zahmet verdim. Çok sağ ol. Zahmet olur mu? Hiç afiyet olsun. Lüzum yok. İyi geceler. Anne. Sence de Hira'ya haksızlık etmedin mi? Abim de Aliço da bugün iyilerse onun sayesinde. Doktorun söylediklerini sen de duydun. Abimi bırakıp gelebilirdi. Ama yapmamış. İkisi de iyi olsunlar diye canını hiçe saymış kızcağız. Tüm bu olayların müsebbibi kim peki? Hayatımıza girdiği günden beri başımız beladan kurtulmuyor. Önce kızım gitti. Oğlum ölümden döndü. Torun... İlk günkü fikrim neyse. Bugün de o. Ağzıyla kuş tutsa bile. Yine de onu bu konuya layık görmem. Görmeyeceğim. Demirhanların başına kara bulut gibi çöktü. Uğursuzluktan başka bir şey getirmedi bize.
Bir gün ne kadar doğru söylediğimi sen de anlayacaksın. Çok büyümün bu sohbeti atlatmışsınız. Ama çok şükür siz de Aliço'da iyisiniz. Rabbim bir daha yaşatmasın. İyi akşamlar. Size ilaç getirdim Orhun Bey. Daha rahat uyumanızı sağlayacak. Geçmiş olsun. Ben de müsaadenizi isteyip hasta ziyareti kısa olan makbuldür. Sen güzelce bir dinlen. Bir an önce ayaklan. Yatak sana yakışmıyor. Ayağına sağlık usta. Ne demişler? Bir musibet bin nasihatten yeğidir. Kararın doğru Demirhan. İnşallah herkes için hayırlı olur. Sen de kolay şeyler yaşamamışsın kızım. Pek konuşamadık içeride. Toparlanabildin mi bari? İyiyim şimdi. Ama çok korktum. Haklısın. İnsan korkar kızım. Çiçek solacak diye korkar. Yol bir yere çıkmayacak diye korkar. Ama en çok da sevdiğinin canına bir şey olacak diye korkar. İçi titrer. Canı onunla birlikte atar. Şükür ki hepiniz sağ salim kurtuldunuz. Rabbim sizi esirgedi. Yüzünüz gülsün kızım. Hadi kal sağlıcakla. Onca saat oldu. Meryem benim mesajımı niye görmedi ki? Efendim Asiye teyze. Kenan. Oğlum Meryem'i aradım da ulaşamadım. Senin yanında değil mi? Yok Asiye teyze, Meryem benim yanımda değil. Nasıl? Senin yanında değilse nerede o zaman bu kız oğlum? Asiye teyze, Meryem ne zaman çıktı evden? Sana bir şey söylemedi mi? Vallahi gündüz geldi. Daha doğru düzgün oturamadan apar topar çıktı. Ben de acil işi çıktı da senin yanına geldi diye düşündüm. Tamam Asiye teyze, sen merak etme. Ben Meryem'e ulaşacağım, sana haber vereceğim. Tamam oğlum. Neredesin Meryem? Ah, ah.
Bırak şuraya. Yavaş gel. Bana bak oğlum. Ölmüş müydü sence? Ölmüştür oğlum. Bu kadar kan kaybıyla yaşaması imkansız. İyi. O zaman şuradan yuvarlayalım. Sonra çıkıp gidelim. Oğlum kadına gömeceğiz demedik mi? Lan oğlum gömmek için vakit mi var? Yuvarlayalım çıkıp gidelim. İyi peki madem. İnsan korkar kızım. Çiçek solacak diye korkar. Yol bir yere çıkmayacak diye korkar. Ama en çok da sevdiğinin canına bir şey olacak diye korkar. İçi titrer. Canı onunla birlikte atar. Olabilir mi böyle bir şey? Hissettiklerim. Bu kalp atışı. Yoksa ben...